Nübüvvet nebi kökünden geliyor. Peygamberlerin Allah'ın emriyle vazifeli olarak insanlara doğru yola davet etmeleri görevini tarif eder. Allah dilediği kuluna nübüvvet vazifesi verir. Peygamberlik çalışma ve istemiyle elde edilmez. Mehdilik görevi de aynı şekilde Allah'ın dilemesiyle onun isteğiyle şahsa veriliyor. Mehdi bu makama kendi gayretiyle gelmiyor. Yani özel çabayla elde edilen bir şey değildir. Velayet makamına ulaşmak için bir gayret ve çaba gerekiyor. Velayet mesela zikirler var. Efendim nefsine böyle tezkiyede bulunuyor. Bayağı emek veriyor yani, çok uğraşıyor. Nübüvvet yolu için böyle bir şart yoktur. Burada seçilmek söz konusudur. Bu yolda, nübüvvet yolunda hidayetler, feyizler doğrudan ilgili şahsa ulaşıyor. Arada herhangi bir vasıta, mürşit yok. Yani şeyhe bağlı değildir. Mesela Mehdi, o yüzden Mehdi'nin mürşidi, şeyhi yoktur. Yani doğrudan nübüvvet yolu. Nübüvvet yolu peygamberlerin yolu. Onların tebliğ metodu ve mücadele tarzı bu kelimeyle ifade ediliyor. Mehdi de bu yolda olacağına göre onun mücadele şekli de aynı peygamberler gibi oluyor. İnşallah. Velayet yolunda genellikle içe dönük bir yapı mevcut oluyor velayet yolunda. Tarikatlar bu gruba giriyorlar. Bağlıların kendi nefislerini ıslah çalışmaları bu yolun esası oluyor. Nübüvvet yolu ise peygamber yolu olduğu için devamlı mücadele ve tebliğ ile, yani bütün insana yönelik sosyal bir yapıyla karşımıza çıkıyor nübüvvet yolu. Yani kitlevi, yani orada o adam kendini düzeltmeye çalışıyor tarikatta. Velayet yolunda yani kendini geliştirmeye çalışıyor. Nübüvvet yolunda şahıs bütün insanlığa yöneliyor. İmam-ı Rabbani mesela diyor ki, Ramuzul Ehadis'te de var. İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhi Rıdvan birinci yoldan, yani nübüvvet yolundan vasıl olurlar. Kurbu nübüvvet. Aracılık etme orada yoktur. Her kim bu yoldan vasıl olur ise onun için orada bir hain, bir vasıta yoktur. Yani mürşidi şeyhi olmaz. İsa Mesih'in de öyle mürşidi şeyhi yok. Hatta o feyizleri ve bereketleri herhangi bir kimsenin tavassutu olmadan alır. Zira tavassut ve hail ancak diğer yoldadır. Bu yerin muamelesi ise diğerlerinden ayrıdır. Mektubat-ı Rabbani 534, mektup 2'ye 763-764. Kurb-ı nübüvvet denilen bu yolda, yani Mehdi'nin yolunda feyiz ve hidayet vasıta ile gelmiyor. Vasıtasız geliyor. Bu yolda yükselen arada vasıta ve perde olmadan vasıl olur. Hiçbir kimse vasıta ve perde olmaksızın feyizlere, bereketlere kavuşur. Yani doğrudan oluyor. Vasıta olmak ve perde olmak kurb-ı vilayet, velayet yolundadır. Bu iki yolu birbirine karıştırmamalarıdır diyor. Mesela tarikatlarda çile çekiyor, riyazat denilen, riyazetle uğraşıyor, emek veriyor, nefsini tezkiye ediyor, kendini ıslaha çalışıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhi Rıdvan nübüvvet yoluyla vasıl olurlar diyor İmam-ı Rabbani. Şeyhain, yani Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ve bu her ikisi de nübüvvet yoluyla onlarınki de. Bak, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Onlar da nübüvvet yolu, velayet yolu değil onlar. Resulullah'ın himayesi altındadırlar, şanları çok yüksektir. Mesela Hazreti Ali velayet yoludur. Onun için bütün tarikatlar Hazreti Ali'ye bağlıdır. Yüce Allah Mehdi'nin veladetini, doğumunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Yani hiçbir tarikata bağlı olmayacaktır. Yani tarikata bağlıysa bir kişi Mehdi değildir. Yani şeyhi varsa Mehdi değildir. İmam Rabbani söylüyor bunu. Ama ayrıca Peygamberimiz de hadiste belirtiyor. Onun gaybetinde Allah onun ömrünü uzatacak. Sonra kendi kudretiyle onu 40 yaşından daha genç görünümlü olarak aşikar edecektir. Maşallah. Mehdi mesela ileri yaşlarda oluyor ama evet. Bakan 40 yaşında gibi görüyor. Maşallah. Mesela 70 yaşına geliyor. Yine öyle 40 yaşında gibi görünüyor. 80'ine geliyor yine öyle gibi görünüyor. Yani Allah'ın hikmeti. Tarikatları velayet yolunda çok harikalar olur. Yani şahıs istiraklar görür böyle istirak, vecd olur kendini geçirir. Mesela sülükü olur böyle. Görüntüler görür, sesler alır. Harikalar olur. Nübüvvet yolunda öyle olmuyor yani. Doğrudan bağlantı olduğu için daha değerli oluyor. Daha kıymetlidir.
Mehdi vahiy almadığı için yüksekliği oradan geliyor. Yani destek almıyor. Yani açık vahiy alıyor çünkü peygamberler. Mesela bir şey hata yaptığında bir şey sorabiliyor Cebrail'e. Şey. Ama Mehdi'nin danışacağı kimse yok. Yani o yüzden makamı yüksek. Yani tek başına. Ama mesela peygamberler hatta onlara peygamber arkadaşı da oluyor ayrıca. Vahiy alan peygamber arkadaşı oluyor.